Salam, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz bizi izləyənlər. Bir neçə aylıq fasilədən sonra sizinlə yenidən görüşmək mənim və mənim həmkarlarım üçün təbii ki, xoşdur. Biz yenidən oktyabr ayının ilk günlərində görüşürük. Bugün ayın biridir, artıq ikisinə keçir. Həmişəki kimi pressing gecə yarısı öz efirinə başlayır. Düz bir il bundan əvvəl, bir neçə gün bundan əvvəl, yəni sentyabrın 27-sində Azərbaycan vətən müharibəsinə qalxdı. İkinci Qarabağ savaşı 27 sentyabr 2020-ci ildə başladı. 30 il dözdük, bəlkə də daha çox dözdük. Əgər bunun tarixini araşdırsaq, dərinlərə getsək, bəlkə 100 ildir gözləyirdik bunu. Çünki 100 ildir ermənilər zaman-zaman, addım-addım, qarış-qarış bizim əzəli torpaqlarımızı alırdılar. Təbii ki, öz güclərinə deyil, yardım edənləri, dəstəkçiləri var idi. Amma nəysə, bunlara o qədər də toxunmayaq. Azərbaycan bir il bundan əvvəl Qarabağ torpaqlarını geri qaytardı, öz əzəli torpaqlarını döyüşərək, şəhidlər verərək, qan tökərək qazandı və biz artıq bir-birimizin gözünə dik baxa bilirik. Başımız ucadır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, sağ-salamat geri dönən döyüşçülərimizə, savaşçılarımıza, oğul və qızlarımıza uzun ömür və can sağlığı versin. İcazənizlə mən bugünkü qonaqlarımı sizə təqdim edeyim. Bizim əsas qonağımız, çox hörmət etdiyim, dəfələrlə Türkiyə televiziyasında çıxışlarına və şərhlərinə qulaq astığım çox hörmətli Abdullah bəy Ağar. Türkiyəli hərbi ekspert, yəni təqdimatımdan da başa düşdünüz. Xoş gəlibsiz, paşam. Təşəkkür edirəm, sağlıq edirəm. Məğrur Əli Polad, həmkarımız və ən əsası da 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı. Aqil Cəmal, Türkistan qəzetinin rəhbəri, Kamil Həmzəoğlu, Etik Xəbərat saytının rəhbəri və nəhayət bizim yeganə xanımımız Gülnar Nazimqızı, Anius Az saytının redaktoru. Hamınız xoş gəlibsiz və bizim qonağımızın, qonaq demək də olmur, sadəcə olaraq bizim studiyanın qonağı olan Abdullah bəyin hərbi ekspert olduğunu nəzərə alaraq, təbii ki, tamaşaçılarımız, bizi izləyənlər mövzunun nədən ibarət olduğunu təxmin edə bilərlər. Abdullah bəy, təbii ki, həm Azərbaycana, həm bizim studiyamıza bir daha xoş gəlmişsiniz söyləmək istəyirəm. Sizin hərbi ekspert, yəni kağızda deyil, ümumiyyətlə, hərbin içindən çıxan bir insan kimi, həm araşdırmaçı, həm böyük araşdırma əsərlərinin müəllifi, həm də təbii ki, hərbi ekspert söyləyəndə burada indiki devirdə yalnız hərbi bilməklə iş bitmir. Siz təbii ki, hərbi siyasəti, siyasi vəziyyəti də gözəl anlayırsınız və hal-hazırda hərbin, yaxud hər hansı bir savaşın, hərbi toqquşmanın səbəblərini də bilirsiniz siyasi cəhətdən. Və mən sizin araşdırmaçı, həm də hərbi kroniki sənədli yazılar yazdığımızı nəzərə alaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Təbii ki, indi bəlkə bilənlər bilir, bilməyən tamaşaçılarımız da bilsin. Sizin bura İndiki səfəriniz məqsədi nədir, yəni nə ilə bağlıdır? Əsər mi yazırsınız?
Sağ olun. Aslında evet, bir eser yazıyorum. Ve bu eser bana ait, benim için çok kıymetli. Ama asıl Azerbaycan'a ait. Çünkü ben Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının nasıl savaştıklarını yazıyorum. Bu noktada bana güvendikleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'e ve Savunma Bakanımıza ve bütün diğer yetkililere buradan teşekkür etmek istiyorum en başta. Çünkü onlar savaşı yapan askerlerimizle görüşmem açısından bana çok kolaylık sağladılar, bana güvendiler ve benim yapmış olduğum çalışmaları himaye ettiler. Bu noktada kendilerine müteşekkirim. Tabii burada sadece onlar değil, bizim Türkiye tarafı da bana güvendiği için onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve burada yaklaşık 7 aydır çalışıyorum. Yani 7 ayı hatta bugün doldurmuş durumdayız. Şu ana kadar pek çok askerimizle, yani erinden generalimize, paşamıza kadar pek çok askerimizle birebir konuştum. Savaşın en uç noktalarında görev alan. Bunların içerisinde Genelkurmay Başkanımız var, Hava Kuvvetleri Komutanımız var, Özel Kuvvetler Komutanımız var, Tugay Komutanlarımız var, Tabur Komutanlarımız var, Bölük Komutanlarımız var, Tim Komutanlarımız var, askerlerimiz var. Yani şu ana kadar hani tam saymadım elbette ama savaşın en sıcak noktalarında görev yapmış, yani örneğin Cebrail'in nasıl kurtarıldığını bilen değil sadece, Cebrail'i kurtaran askerlerimizle konuştum. Hadrut Savaşı'nı yapan askerlerimizle konuştum. Fuzuli Savaşı'nı yapan askerlerimizle konuştum. Tuğ Muharebelerini yapan askerlerimizle konuştum. Şuşa'da savaşan askerlerimizle konuştum. Bu onların anlatmış oldukları gerçek hikayeler var. Yani sizlerin şu ana kadar hiç duymadığınız, hep merak ettiğiniz. Sadece bunlar değil. Savaşta bizim Su-25'çilerimiz ne yaptı? MiG-29'cularımız ne yaptı? Bayraktarcılarımız ne yaptı? Diğer disiplinler, topçu disiplini ne yaptı? Keşfiyat disiplini ne yaptı? Hava savunma disiplini ne yaptı? İstihkam disiplini ne yaptı? Bunların hepsi hem birebir komutanlar, komutanlarımız, hem de bu işi yapan askerlerimiz. Doğrudan doğruya onların anlatımı üzerinden şekillenen bir kitap olacak. Daha doğrusu bir kitap olmayacak. Yani bu yanlış bir cümle. Birkaç kitap olacak. Belki 3 olacak, belki 4 olacak, belki 5 olacak. Çünkü kitabın çalışması daha bitmedi. Şu an yani ben yaklaşık 1200 sayfa hazır hale getirdim. Yani bunun müjdesini buradan vereyim. Tabii okumak zor mu? Yazmak zor ama okumak çok kolay olacak. Çünkü hepiniz, şunu söylemeliyim, yani ben çok gıpta ettim. Bu bir hamasi cümle değil. Bu bir gerçeğin cümlesi. Çünkü Azerbaycan ordusunun kahraman evlatları gerçek bir savaşın nasıl yapılacağını bütün bir dünyaya ders olarak anlattılar Karabağ Savaşı'nda. Ders verdiler. Ben çok savaş takip ettim. Çok savaş alanında bulundum. Yani benim ömrüm mücadele alanlarında geçti. Kendim mücadelenin içerisinden gelen birisiyim. Ben burada Güneydoğu'da gözümü açtım askerlik olarak, bir teğmen olarak. Gabar Dağı'nı, Cudir Dağı'nı, Besler Dereleri, Herekolu, yani bizim açımızdan son derece kıymetli mücadele alanlarını çok iyi bilirim. Irak'ın kuzeyinde yapılan bütün harekatlara katıldım, görev yapmış olduğum dönemde. Sonrasında yıllarca Irak'ta görev yaptım, işgal altındaki. Suriye'de görev yaptım. Balkanları çok iyi bilirim. Dersi çalıştım görevimde ve burada bulundum. Savaş sırasında 1. Karabağ Savaşı da buradaydım. 93 ve 94 yıllarında. Bütün bunların hepsini bir araya getirip bir cümle kuracağım. Azerbaycan'ın kahraman evlatları zaferi kazanmak için hepsi hem taşın altına ellerini koydular hem de canlarını, yüreklerini ortaya koydular. Ve böyle büyük bir destan yazdılar. Ve destan yazmanın
çok ağır bir bedeli oldu. Şu ana kadar 2907 şehit verdik. Çok büyük bir rakam bu. Savaşan insanlar açısından. Ve çok büyük bir empati aracı. Çünkü hepsi bu savaşta savaşırken şehit olacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bir insanın şehit olacağını bilerek savaşması son derece önemli bir inanca karşılık gelir. Yani öleceksiniz, canınızı vereceğinizi biliyorsunuz. Bunu yaptılar. Bu çok büyük bir destandı bence. Yani ruhun yazmış olduğu destan. Fizik anlamda bir destandan bahsetmiyorum. Çünkü işin fiziki tarafı zaten kendi içerisinde çok zor. Ruhun kaldıramayacağı yükü beden kaldıramaz. Ben bu savaşta Azerbaycan askerlerinin savaşın bütün ağırlığını ruhlarıyla göğüslediklerini, ruhlarıyla taşıdıklarını gördüm. Ve öyle gittiler. Bu neydi? Ölümdü. Şimdi bir insanın verebileceği en kıymetli şeydir canı. Azerbaycan'ın kahraman evlatları o canı nasıl verdiler? Veya o canı vermek üzere nasıl mücadele ettiler? Bu bence bu savaşın en önemli tarafıdır. Sözünüze kuvvet, bizim askerimizin ruhundan danıştınız. Bu ruh indiki askerlerimizin babalarında da olub. Çünkü 1920-ci il 28 aprelinde 70 minlik Rus Bolşevik koşunu Azerbaycan'a girende Yalama'da 350 nəfər bizim əskərimiz Yalama sərhəd bölüyü. Yani bilərək ki, əvvəlcədən bilərək ki, o qoşunun qarşısında duruş gətirə bilməyəcəklər. Hamısı həlak olacaq, şəhid olacaq. O 350 nəfər 70 minlik ordu ilə döyüşə girdi. Düzdür, saat yarım, 1,5 saat duruş gətirə bildilər. Hamısı şəhid oldu, amma döyüşdülər. Yəni bu ruh bütün bu 70 illik Sovet dövründə öldürülə bilmədi. Şimdi dediğiniz çok doğru. Ben Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi de gördüm. Bu coğrafyada Türk olmanın bir bedeli var. Ve bu bedel çok ağır. Şimdi kendi milli kimliğinle, kendi manevi kimliğinle yaşamak istemen en büyük hakkın. Ama buna izin vermiyorlar. Şimdi ve bunun için sadece bir mücadele gerekmiyor. Aynı zamanda bir şuur gerekiyor. O şuurla mücadeleyi yapmalısınız. Eğer o şuuru ortaya koyamıyorsanız zaten kayboluyorsunuz. Ötekileşiyorsunuz. Yani kendi milli ve manevi kimliğinizi kaybediyorsunuz. Bence Azerbaycan'ın başarmış olduğu en büyük işlerden bir tanesi tasallut içinde geçirmiş olduğu yıllarda kendi milli ve manevi kimliğini kaybetmemesi ve bunun için mücadele etmesi ve bunun bedelini ödemesidir. Bu savaşı kazandıran en temel amillerden bir tanesi de odur. Kendi kimliğini korumayı başarmıştır Azerbaycan ve bütün zorluklarına rağmen. Yani şunu söylemek isterim. Ben birinci savaşta bu cümleyi kurmuştum. Milli ve manevi kimliği elinizden almak için her şeyi yapmışlar. Kimliksizleştirmek için, kişiliksizleştirmek için, silikleştirmek için. Ama buna çok direnmişsiniz. Ve bunun uğrunda en zor şartlarda kanınızı dökmüşsünüz. Yalnız başınıza kalmışsınız çünkü. Şimdi bu çok zor bir şey. Ama ayakta kalmanın yolu da bu. Mücadele etmek. Şimdi bu mücadeleyi yapmak için enstrümanlara da ihtiyaç var. Sadece kahramanlığa ihtiyaç yok. Yani kahramanlık yeterli gelmiyor. Şimdi biz 1. Karabağ Savaşı'nda çok büyük bir kahramanlık var. Ama yetmedi. Çünkü elimizde silahımız yoktu. Silahımız olsa bile yeterli değildi. Yeterli olsa bile üstün değildi. Çünkü savaşlar artık öyle yapılmıyor. Şimdi tabii savaşı tanımlarken kahramanlık çok temel bir karine. Çünkü canını ortaya koyabilecek bir ruha ihtiyacı var. Ama yeterli mi? Günümüz savaşlarında yeterli değil. Günümüz savaşlarında çok daha farklı enstrümanlara ihtiyaç var. Yani devletin bütün milli güç unsurlarını ilgilendiren argümanları devreye koymaya ihtiyacı var.
Şimdi şunu kastediyorum. Hem stratejik seviyede diplomasi, hem stratejik seviyede etkileşim, kamu diplomasisi, yani toplumu etkileme. Bir diğer tarafıyla ordunun teknik kudret ve kabiliyeti, yani kuvvet çarpanları ve kuvvet bileşenleri. Bunların hepsinin tam olması gerekiyor. Sadece bu değil, stratejik akıl. Savaşı kazandıracak akla ihtiyaç var. Bu son derece önemli. Bir diğer tarafıyla esnek mücadele. Yani statik bir mücadele değil. Statik bir mücadeleyi günümüz savaşlarında yapamıyorsunuz. Bizim bir ifade var bununla ilgili. Muharebe alanında duran hedef imha olmuş sayılır. Bunu savaş sırasında Sayın Aliyev çok güzel ifade etti geçenlerde. Savaş sırasında bulunan çözümler. Bunu ortaya koyabilecek stratejik bir akıl. Bir diğer tarafıyla da düşmana karşı üstünlük sağlayabilecek harp silah araç ve gereçleri ve bunu kullanma kabiliyeti. O kadar çok argüman, o kadar çok parametre bir araya geliyor ve siz bununla bir çıt üstünlük sağlayıp savaşı kazanıyorsunuz. Bu savaşta Ermeni'yi küçümsemek çok büyük bir hata. Ben böyle cümleler görüyorum. Ermeni'nin ordusu çok güçlü. Ermeni'nin tahkimatı ve silahları çok güçlü. Yani örneğin bizim vermiş olduğumuz şehitlerin neredeyse %90'ı, 90 faizi Ermeni'nin silahları yüzünden. Artilleryası yüzünden, obüsleri yüzünden, havanları yüzünden, kornetleri yüzünden. Bunları çok etkili olarak bize karşı kullanmış. Şimdi ve ortaya konulan müthiş bir gayret var. Savaşı tanımlarken ben hep nasıl tanımlarım? Hep gayret olarak tanımlarım. Savaş sırasında ortaya koymuş olduğunuz o gayret, o mücadele azmi, yılmayan, bitmeyen, tükenmeyen bir irade ortaya koymak, bir inanç ortaya koymak. Bunu güç uygulamasıyla beraber yapmak. Savaşı bu kazandırıyor. Azerbaycan bunu yaptı. Çok zordu savaş. Yani tabii biz savaşı hep şeyden gördük. Yani Savunma Bakanlığımızın paylaşmış olduğu SİHA görüntüleri üzerinden gördük ve onlar üzerinden tanımlamaya çalıştık. Bu işin gözüken tarafıydı. Ama sahada korkunç bir mücadele var. Yani günde ortalama 50 şehit verdiğimiz, 300 gazi verdiğimiz korkunç bir mücadele var sahada. Bir başka tarafı var. Bence savaşın en anlamlı yönlerinden bir tanesi de o. Savaşın ilk 3 günü bizim açımızdan son derece çetin. Yani en ağır zayiatı verdiğimiz, en ağır teknik malzeme kaybettiğimiz ilk 3 gün. Bunu geri çevirmek çok büyük bir askeri başarıya, kabiliyete karşılık geliyor, ruha karşılık geliyor. Çünkü o ilk 3 günde sadece zayiat vermedik. En idealist zabitlerimizi kaybettik. En idealist gizlilerimizi kaybettik. En idealist uzmanlarımızı, askerlerimizi kaybettik. Düşmanın üzerine taarruz ettiler. Yalın kılıç tabiri caizse. Vatanı kurtarmak adına ama şehit düştüler. O istikamların içerisinde can verdiler, şehit düştüler çoğu. O büyük mücadele eğer derinleşseydi Allah göstermesin savaşı kaybedebilirdik. Bunu çok farklı şekilde çözümler üreterek, örneğin özel kuvvetlerimizin ortaya koymuş olduğu manevralar. Muroğlu'ydu savaşın en başında özel kuvvetler. Ama özel kuvvetleri savaşın 3. günden sonra Güney Cephe'de görüyoruz. Güney Cephe'den yapmış olduğu sızmayı görüyoruz. Sızmayla beraber düşmanın derinliklere akmasını görüyoruz. Bu işte Sayın Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu savaş sırasında stratejik kararlar almak ve bunları büyük bir kabiliyetle uygulamak. Azerbaycan ordusu bunu yaptı. Çok önemliydi bunlar. Savaşın kazanılması için savaş sırasında hamleler yapmak. Ve bu hamleleri bir başarıya kavuşturmak. Çünkü karşınızda korkunç bir hazırlık var. 30 yıldır hazırlanmış. Yani bu hazırlığı sadece tahkimat olarak tanımlamak doğru değil. Evet, tahkimatı yapmış. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dört yetmemiş. Artık
Yani ben Fuzuli'de gördüğüm tahkimatı hayatımda hiçbir yerde görmedim. Hiçbir yerde de okumadım. Bir hat değil ki. Artık bir alana dönüşmüş. Yani kilometrelerce kare, gözün alabildiğine kadar her taraf tahkimat. Artık hat ortadan kalkmış, alana dönüşmüş. Tank hendeği, tank tümseyi. Mayın tarlası, dikenli tel. Tankların geçmesine engel olacak olan o çelik yıldızlar. O kadar çok ki. Ve arkasında korkunç silahlar. Agil Bey'in sualı var. Abdullah Bey, söhbətinizde kitabla bağlı başladınız. Ona göre ben istedim ilk fırsatta iki sual verim. Sonra evet. Fırsat olmaz. Bu kitabı yazarken, herhalde indiki dünya böyle hem de vizual bir olarak görmek istiyor insanlar o sahneleri. Yazarken hem de düşünürsünüz ki bu ne zamansa bir belgesele çevrilecektir. Yani indi böyle de ifade edirsiniz, biz onu gözümüzün karşısında canlandırırız. Siz de bunu kitaba yazarken aynı zamanda gelecekte bunu bir belgesel halında da daha çok insan kütlesine çatdırmayı düşünürsünüz mü? Bir sorun bununla bağlı. İkinci sorum da bizim askerlerimizi böyle konuşturarken, danıştırarken onlar herhalde karşı tarafın, düşmanın da psikoloji durumunu ifade edirlər. Çünkü bazı yerlerde, özellikle Şuşa'da ve diğer yerlerde mesafe çok yakın olmuş. Yani düşmanla çok yakın mesafeden savaş getmiş. Yani o düşmanın da psikoloji durumuyla bağlı söyledikleri var mı? O yakın temaslarla ve onları da siz kaleme alırsınız mı? Şimdi kitaptan belgeseller çıkar mı? Seriler çıkar mı? Filmler çıkar mı? Ben kitap eksende konuşmayacağım. Yani çünkü kitap bir tarafıyla benimle ilgili olan bir şey. Bu savaştan nice filmler çıkar. Nice belgeseller çıkar, nice seriler çıkar. Nice tiyatrolar çıkar, nice operetler çıkar. Nice ağıtlar çıkar. Nice şarkılar, türküler, şiirler çıkar. Bu savaş Azerbaycan'ın geleceğini inşa edecek bir savaş. Neyi kastediyorum? Şimdi bu devlet kuruldu. Bağımsızlığını ilan etti. Ama çok büyük bir oyunla karşı karşıya kaldı. Biraz önce Elçin Hocam söyledi. Bir savaşla devletin ve ordunun ve halkın kafasına vurdular. 20 Yanvar'ı siz yaşadınız burada nasıl büyük bir travma olduğunu. Yani devlet kuruldu ama bağımsızlık ilan edildi ama başımız hep yerdeydi. Savaşı kaybetmiş bir devlet. Savaşı kaybetmiş bir halk. Savaşı kaybetmiş bir ordu. Başımız yerdeydi. Bu savaş bence sadece Karabağ kurtarma savaşı değil. Bu savaş bir kere bir onur savaşı. Bir kere bir namus savaşı. Bir başka tarafıyla bir intikam savaşı. Bir başka tarafıyla geleceği inşa etme savaşı. Yani devletimiz var Allah'a çok şükür. Halkımız, ordumuz var ama bu savaş başka bir şey yaptı. Gerçek bir devlet olma, gerçek bir ordu olma, gerçek bir millet olma. Bunun savaşıydı bu savaş. Çünkü bir zafere ihtiyacımız vardı. Bu zafer bence Azerbaycan'ın geleceğini inşa edecek. Özgüvenini inşa edecek. Neyi kastediyorum? Şimdi biz birbirimizle Türkiye'de çok kavga ederiz biliyorsunuz. Sizler de takip ediyorsunuz. Ama bir yandan da şunu çok iyi biliriz. Biz dışarıdan yapılacak bir saldırıya karşı zafer kazanmış bir milletiz. Yedi düvene karşı. Yani bizim kurtuluş mücadelesi kime karşı yapıldı? Emperyallere karşı yapıldı. Bugün bu savaş Ermeni'ye karşı mı yapıldı? Bu savaş emperyallere karşı yapıldı. O yüzden bu savaş Azerbaycan inşa edecek inşallah. Güçlü, muktedir, kendisine güvenen ve savaşmayı bilen, mücadeleyi bilen ve sadece bunlar değil, zaferin nasıl kazanılacağını bilen bir Azerbaycan inşa etti bu savaş. Çok ders çıkarttık bu savaştan. Yani devlet ve ordu bu savaştan çok ders çıkarttı.
Gülnar xanım, buyurun. Mənim Abdullah bəyə sualım olacaq. Siz bir çox müharibələrdə olmuşsunuz, müharibə ərazilərində olmuşsunuz. Mənə maraqlıdır, Azərbaycanda bu müharibə dövründə həmin ərazilərdə müharibə baş verən zaman onu kadrlara çəkilsəydi, bu daha sübut etmək üçün, gələcək nəsillər üçün daha doğru olmazdı mı? Ümumiyyətlə, dünyada olan belə müharibələr var mı ki, həmin müharibələrin içindən filmlər çəkilib, kadrlar var? Çünki bizə qalan ancaq telefonda gördüyümüz kadrlar oldu, hansı ki kimlər həmin ərazidə çəkə biliblərsə, yalnız biz onları gördük də, başqa bir görüntülər görmədik. Oxuyuruq, informasiya alırıq, amma görüntü daha çox insanın sübut olması üçün görüntü daha çox önəmlidir. Belə bir şey sizcə doğrudan mı ehtiyac olmadı, yoxsa düşünülmədi? Var da cavab olmaq. Şimdi öncəlikle savaş apansız başlayan bir savaş. Yani bir karşı taarruz emriyle Cumhurbaşkanımızın. Şimdi bu anlamda büyük bir risk var zaten içerisinde. Şimdi tabii savaş bir başka tarafıyla gizlilik ister. Yani özellikle günümüzün savaşlarında her iki tarafta, biz de onlar da bizim hareketlerimizi, özellikle operasyonel ve sınır seviyedeki hareketlerimizi deşifre etmek için istihbarat örgütleri içerisinde çok büyük bir savaş var. Bir diğer tarafıyla da istihbarata karşı koyma savaşı var. Yani örneğin bizim askerlerimizin bütün telefonları toplanmış. Görüntü çekmek yasak. Şimdi neden? Gizli yürütülmesi gereken bir mücadele var. Şimdi özel kuvvetlerin yapmış olduğu derin harekat örneğin. Dünyadaki harp literatürüne girecek en önemli derin harekatlardan bir tanesi. Nitelikli harekatlardan bir tanesi. Şimdi özel kuvvetler bunu savaş sırasında nasıl korudu? Tamamıyla bir karanlığın içine gömülerek korudu. Karanlıktan kastım şu. Örneğin son derece güçlü bir şekilde gizliliğe riayet edildi. Gizlilik sadece telefonları toplayarak yapılmadı. Özel kuvvetlerin yapmış olduğu harekatı bilen insan sayısı çok azdı. Karargahta bile. Cumhurbaşkanımız biliyordu, stratejik akıl biliyordu. Milli Savunma Bakanımız biliyordu, bir de icracılar biliyordu. Böyle yapıldı çünkü gizliliğe çok dikkat edilmesi gerekiyordu. Şimdi şu olabilir mi? Yani savaş muhabirliği veya savaşta... Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Savaş çok riskli bir şey. Yani ham görüntünün, ham konuşmanın, kontrolsüz bir şekilde kamuoyuna yansımasının bedeli çok ağır olabilir. Yani buna dikkat edilmesi, bunu herkes dikkat eder. Yani bu anlamda bence doğru yapıldı. Ha dediğiniz gibi bu bir tercihti. Bu tercihin de bedelleri oldu, olur. Yani görüntü az yansıdı. Doğru yansıdı, az yansıdı. Ama görüntülerin gerçek zamanlı olarak yansıması tehlikeli bir şey. Hatta size bir örnek vereyim. Hadrut harekatı sırasında Paşinyan'ın yapmış olduğu açıklamalar bizim örneğin çok işimize yaradı. O Vargozlu'nun yapmış olduğu açıklamalar, o hani Ermeni tarafından yapmış olduğu şeyler, paylaşımlar bizim çok işimize yaradı. Bir diğer tarafıyla çok ilginç şekilde düşman hattının kafasını çok karıştırdı. İstikrarsızlaşmasına çok sebebiyet verdi. Yani bizim işimize çok yaradı. O yüzden savaş kendi içerisinde çok kontrolle gitmeliydi. Kamil Bey, buyur. Ben Abdullah Bey'in fikirlerinden tam razıyım ki, bu savaşta ruh ve onur çok büyük rol oynadı. Çünkü ben özüm de savaş bölgesindenim. Özüm de... cəhbə bölgəsindənim. 44 günün deməli ki 40 günlə yaxın mən öz rayonumuzda, köyümüzdə oldum. Gəncəbasar zonasında Göranboydanam. Sağımız vurulurdu, solumuz vurulurdu. Hətta 2 dəfə bizim köy vuruldu. Ölənlər oldu, evlər dağıldı. Hər gün şəhidlər gəlirdi. Hətta hər gün biz elə bir bölgədə idik ki, digər şəhidlər də bizim
kənddən və yaxud bölgəmizdən aparılırdı. Ancaq insanlarda qətiyyən yəni hansısa bir panik əhval ruhiyyə görmədi. Əksinə şəhər gəldikcə, Gəncə vurulduqca, bizim kənd vurulduqca, ətraf Tapqara qoyunda Naftalan qaşaltı vurulduqca insanlar daha da yəni düşmənə qarşı mübariz olurdular və axıra getməyi səsləyirdilər. Ordunun axıracan getməsini arzulayırdılar. Siz necə, yəni bir hərbçi kimi, hərbi ekspert kimi hansı hisslər keçirdiniz? Azərbaycanın qələbə çalacağına inanırdınız mı? Azərbaycanın qələbə çalacağına inanır mıydım? Sonuna kadar inanırdım. Ama meselenin sadece o kadar olmadığını biliyordum. Savaş başladığı zaman Türkiye'de televizyonlarda savaşı anlamaya, anlatmaya, anlamlandırmaya çalışırken ısrarla hep bir cümlenin altını çizdim. Muharebe alanını dış etkilerden korumak zorundayız. Çünkü bu savaşın akıbetini belirleyecek en temel parametrelerden bir tanesi dış etkiydi. Yani savaşı, savaşın belirleyememesi. Şimdi bunu Azerbaycan çok iyi başardı. Burada başka bir şey daha söyleyeceğim size. Bu beni çok etkiledi. Şehitlerden bahsettiniz. İnsanlar şehit olarak bir görev icra ederler mi? Meğer ederlermiş. İlk üç günde vermiş olduğumuz şehitler Ermeni'yi çok yanılttı. Ermeni ateşkeslere uymadı. Ermeni en başından beri ben bu savaşı çevireceğim. Onun ihtirası da yanıp tutuştu. Ve bunu hep ilk üç güne bakarak yaptı. Aslında ateşkeslere uymuş olsaydı Ermeni kazanımı çok daha yüksek olacaktı. Uymadı. Bu bizim işimize çok yaradı. Çok işimize yaradı. Bir diğer tarafıyla oyun basit bir oyun değildi. Bu savaş bizim açımızdan çok riskli bir savaştı. Çok riskliydi. Çünkü Ermenistan korkunç bir hazırlık yapmıştı. Bir takım haritalar ele geçirilmiş arkadaşlar. O haritalarda stratejik taarruz planları var. Yani Ermeni kuvvetlerinin Karabağ'da konuştuğu ve Ermenistan'da konuştuğu kuvvetlerin nasıl harekat yapacaklarına dair planlar var. Bu planlar Azerbaycan'ı üçe bölmeye yönelik. Bunlardan bir tanesinde çok büyük bir stratejik kuvvet Aras'ın Grağı'ndan Hazar'a ulaşıyor. Yani aynı Zengezur koridoru gibi nasıl Nahçıvan'la Karabağ'ın arasında bir toprak sokmuşlarsa, yabancı bir toprak, Ermeni toprağı adı altında bizim toprağımız, aynı şeyi Hazar'ın Aras'ın kırağından yaparak İran'la Azerbaycan'ın bağını kopartıyorlar. Yani Şimal Azerbaycan'la Cenub Azerbaycan'ın bağını kopartıyorlar ve Hazar'a erişiyorlar. Hazar'ın petrollerine, refahına ve zenginliğine musallat oluyor. Başka bir plan daha var. Batı Azerbaycan, yani Garbi Azerbaycan diyorsunuz. Garbi Azerbaycan'ı işgal ediyor ve Kür'ü kontrol ediyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum 4 tane can damarını kontrol ediyor. Şeye baktığınız zaman, Polat Paşa'nın şehit olduğu sürece baktığınız zaman aynı ihtirasın yoklaması var. Yani işte Toğuz'un, Adam Köyü'nün üstündeki postlarımıza girerek neyi hükmetmeye çalışıyor? Kür'ün içerisindeki o 4 ana hattı etkilemeye çalışıyor. Şimdi ve bu dünya jeopoliti ile ilgili bir uygulama. Yani Ermenistan'ın aklı yetmez buna. Ermenistan'ın gücü de yetmez buna. Savaş sırasında bunu çok deniyor. Ama Allah'a çok şükür öyle büyük işler var ki savaşın içerisinde. Yani örneğin Cebrail'in batısında Ermenistan'ın stratejik ihtiyatını gömmüş oraya. Gizlemiş yani.
100'e yakın tank ve zırhlı araç ve bununla ilgili askeri yığına orada. Tespit ediyoruz. Günlerce oraya vuruyoruz. Günlerce bayraktarlar oraya çalışıyor. Günlerce. Stratejik ihtiyatın zaten beli kırıldığı zaman evet çok denedi. Savaş sırasında çok ekstra taarruzu var. Ama hiçbirinde başarılı olamıyor. Başarılı olmaya yakınlaştığı taarruzlar da var. Ama korkunç mücadeleler var. Yani ekstra taarruza karşı ekstra taarruz. Öyle destansı olaylar var. Yani savaşın sırasında şekillenen büyük olaylar var. İkinci Kolordu bölgesinde cereyan eden mücadeleler. Büyük kahramanlıklar var. Büyük fedakarlıklar var. Eğer Tovuz hadiseleri Ermenistan tarafından başarılı olarsa da burada hansı prosesler yaşanabilirdi? Yeni bir nezir. Yani bir kere ben bu savaşta açık konuşayım. Yani gördüğüm Azerbaycan'a kurulan çok büyük bir tuzak var. Yani Azerbaycan'ın parçalanmasının amaçlandığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin elinden alınmasına dair çok korkunç bir tuzak var. Yani bu planlanmış gözüküyor, çok net. Yani Azerbaycan'ı parçalamak istiyor. Azerbaycan'ın, yani bunu denediler ama Allah'a çok şükür. Yani hem halkımızın iradesi, hem ordumuzun iradesi, hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade. Yani Cumhurbaşkanımız savaşı çok çok güzel idare etti. Yani hem orduyu çok güzel idare etti. Yani örneğin ben şimdi o işin o tarafı en zor tarafıydı. Sahadaki askeri hareketlilik ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar. Biz tabii hep açıklamaları bir uluslararası anlamda halka hitap eden açıklamalar olarak okuduk ama Cumhurbaşkanımızın savaş sırasında orduya vermiş olduğu çok net mesajlar var. Mesajı kimin üzerinden veriyor? Halkın üzerinden veriyor. Çok önemli, yani şuurla ilgili, halkın ordudan beklentisiyle ilgili, Azerbaycan önderliğinin ordudan beklentisiyle ilgili, ordunun ruhunu, mücadele azmini ve kararlılığını yükseltecek son derece önemli ve son derece akıllı, yüksek bir akıl üreten açıklamalar var. Yani hitap halka gibi gözüküyor ama hitap aslında orduya. Sahada mücadele eden orduya direkt Cumhurbaşkanı halkın üzerinden mesaj verdi. Uluslararası konjonktür üzerinden mesaj verdi. Bunlar çok önemliydi. Tabii bunları yakalamak da benim için çok önemliydi. Tamamını yakaladım mı? Ümit ederim yakaladım. Bunu bilmiyorum. Bunu ancak Cumhurbaşkanımız takdir edebilir. Çünkü böyle bir şey o. Yani bu çok zor bir şey. Yani açıklamayla sahadaki gerçekliği bulup birleştirmek, bağlantıyı yakalayabilmek. Merhaba, buyurun. Abla ve siz 44 günlük vətən müharibəsində qələbənin əldə olunmasında Türk ruhunun böyüklüyündən danışdınız. Siz dünyanın müxtəlif nöqtələrində müharibələrdə iştirak eləmiş bir insansınız. Mən şəxsən özüm də müharibədə iştirak etmişəm vətən müharibəsində. Mən qeyd eləmək istəyirəm, başqa bir müharibənin başqa bir tərəfinə toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə Azərbaycan xalqı bu qələbəyə çox ehtiyac duyurdu. 30 ildir biz bunu gözləyirdik və bunun anlamı siz bayaq izah elədiniz. Tək qələbə ilə bitmir, çox böyük anlam daşıyır. Və hətta tək Azərbaycanla da məhdudlaşmır. Bu dünyada haqsızlığa uğrayan, ədalət axtaran millətlər üçün də hardasa bir nümunədir. Beynəlxalq hüququ təmin eləməyin bir nümunəsidir, bir yolunu biz göstərdik hardasa. Amma burası da var ki, müharibə qanqada, ölüm, itim deməkdir. Müharibə, yəni müharibəyə yaxşı bir hadisə kimi demək, qiymət vermək olmur. İnsan itkiləri, faciələr deməkdir müharibə. Buna baxmayaraq, müharibənin gedişatında savaşçıların, döyüşçülərin o insani hisslərini qoruması, insaniyyət ölçülərini saxlaması çox önəmlidir. Məsələn, biz 90-cı illər müharibəsində mənfur erməni düşmənlərimizdən xüsusilə mülki əhaliyə, yəni əlində silah olmayan insanlarımıza qarşı böyük vəhşiliklər, qeyri-insani hərəkətlər görmüşük və bunu da siz yaxşı bilirsiniz.
Siz 44 günlük vətən müharibəsinin araşdırılması araşdırırsınız, bu haqda qeyd ediniz. Mən soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz bizim hərbçilərlə söhbətlərinizdə hansı qənaətə gəldiniz? Azərbaycan əskəri bu müharibənin gedişatında qisas hissinə önəm verdi mi? Şimdi evet, en önemli sorulardan bir tanesi bu bence. Şimdi tabii çok mücadele alanı gördük. İnsanların nasıl radikalleştiğini gördük. Savaşların insanları nasıl radikalleştirdiğini gördük. Şimdi radikalizm insanlığın başının belası. Bundan nasıl kurtulabilirsiniz? Öncelikli olarak doğru bir imana ve o imanın üretmiş olduğu vicdana ve merhamete sahip olarak bunu yapabilirsiniz. Yeter mi? Yetmez. Çok önemli bir disipline, yani şuura sahip olmanız lazım. Şimdi bu noktada haklıya hakkını vermek, hadsize de haddini bildirmek. Ve bunu meşru, insani kalıplar, ölçüler içerisinde yapabilmek. Azerbaycan'ın kahraman evlatları buna çok dikkat etti. Çok dikkat etti. Ermeni ise mahvetti. Zulmetti. Çünkü savaşın bir onuru vardır. O onura riayet etmediler. İşin en acı tarafı oydu. Şunu söylemek gerek. Yani savaş çok sert bir şeydir. Savaşın askerleri de serttir. Bu bir gerçektir. Yani şimdi insani duygular sizi katleden, sizi katletmiş, sizin masum annelerinizi katletmiş, toprağınızı çalmış, orada bir kültürel soykırım yapmış, çocukları katletmiş, ana karnındaki bebeleri katletmiş, insanlara yaşamak için hak tanımamış, zulmetmiş. Bir ülkenin savaştaki askerlerini karşınızda gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Haddini bildirirsiniz. Haddini bildirdiler. Ama savaş hukuku içerisinde, insanlık hukuku içerisinde bunu yaptılar. Yani bu savaşın belki de en zor imtihanlarından bir tanesiydi. Yani Ermeni'ye, Ermeni'nin bize yaptığı gibi davranmak. Onu yapmadı Azerbaycan askerleri. Asil bir asker, onurlu bir asker nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandılar. Gülnar, buyurun. Benim sualım olacaktı ki, bu kitap çok istedim aslında, harici dillere tercüme olunsun. Sen de ben de istiyorum. Gerb ülkeler. Sen de istedim ki, Gerb ülkelerindeki medyalarına paylansın pulsuz şekilde. Hansı ki onlar hakikatleri bilmeden, araştırmadan Azerbaycan aleyhine materyallar verirdiler. Kitabın yabancı dillere çevrilmesi, bu bence çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Bir savaşın nasıl yapıldığı için değil sadece. Bir savaşın namusuyla nasıl yapıldığının bilinmesi açısından son derece önemli. Bir diğer tarafıyla dünyada pek çok mağdur devlet var. Mağdur insanlar var, topluluklar var. Bu savaşın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hak savaşı. Hakkını alma ve hakkını arama savaşı. Hakkını arayan insanın buna irade ürettiği zaman bir savaşın nasıl kazanılacağını savaş. Çok önemli, çok önemli örnekler var. Yani aslında Karabağ Savaşı bir model. Yani ilham arayan, hakkını arayan uluslar için bir model. Aynı, bak ya, bütün samimiyetle, yani bu benim kardeşim olduğunuz için bunu söylemiyorum ben. Ben her zaman objektif davranmaya çalıştım. Her zaman, çünkü bu iş bir profesyonellik istiyor. Yani objektif davranmak istiyor. Bu ağızla, bu şuurla konuşmaya çalışıyorum. Azerbaycan bu savaşta Karabağ'dan çok daha büyük işler başardı. Yani kavramsal işler başardı. İnançsal işler başardı.
teknolojik işler başardı. Bu savaş sadece bir konvansiyonel harp değil. Bu dördüncü nesil savaş var içerisinde. Derin harekat var. Dünyanın en zor ve en riskli harekatını Azerbaycan Özel Kuvvetleri yaptı. Ortada. Başardı bunu. Ve beşinci nesil savaşın geçişin savaşı. Beşinci nesil savaş diyemeyiz. Bu açılardan bakıldığı zaman bir örnek savaş bu. Literatüre girecek bir savaş. Ya zaten bu yüzyılın savaşı. Ha, içinde ne var? Bir de konvansiyonel harp var. Bakın savaşı anlamlandırırken bunları kitabın içerisinde göreceksiniz. Savaşın çok büyük anlamları var. Bu anlamlardan bence en önemlilerinden bir tanesi bu savaşın felsefesini değiştirecek olması. Savaşın değişen doktrinlerini ve konseptlerini tanımlıyor olması. Bu savaşın böyle bir özelliği var. Ya bu açıdan son derece önemli ve şunu çok iyi bilin. Bütün dünyadaki gelişmiş ordular harıları bu savaşı çalışıyorlar. Diyorlar ki Azerbaycan NATO için büyük bir muamma olan, NATO için bile büyük bir muamma olan dünyaca meşhur Rus menşeli hava savunma duvarını ve ağını nasıl açtı? Biz bunu sadece gördüğünüz SİHA'larla mı yaptık zannediyorsunuz? 12 farklı disiplin devreye girdi. Benim görebildiğim. Ben bunları söylemeyeceğim büyük bir çoğunluğu. Şimdi çünkü içinde gizlilik var. Herkes bunu çalışıyor. Nasıl başardı bunu Azerbaycan? Bu son derece önemli. Ya bu açılardan işin tabii ruh kısmı, doktrin kısmı, konsept kısmı, felsefe kısmı, harp silahı ve araçlı gereçlerin kullanılma kısmı, strateji kısmı, aldatma kısmı. Bakın o kadar önemli aldatmalar var ki stratejik seviyede. Bu çok güzel bir şey. Benim örneğin Antonovların kullanılması. Muazzam bir olay. Siz şimdi tabii Antonovları duymuş olabilirsiniz. Ama T-55'leri duymadınız. Ama artık T-55'leri de kitapta koyacaksınız. Antonovları da. Antonovcularla konuştum ben. Yani söylemeyi unuttum onu. Örneğin Antonov o stratejik aldatmayı uygulamak için korkunç bir fedakarlık var. Şehitimiz de var. Ruhları şad olsun. Ama büyük, muazzam bir başarı var. Şimdi Ermeni'nin dünyaca meşhur hava savunma duvarını nasıl kırdık? Hava savunma ağını nasıl çökerttik? Onu anlatıyorum aslında ben size. Onun sadece bir disiplinini anlatıyorum size. Ama dedim ya 12 disiplin var. Bu bilindiği için bunu çok rahatlıkla söyleriz. Ne kadar bize zaman ağır olsa da bizim bu sohbetler için yetmiş. Çok teşekkür ederim size. İşinizde uğurlar dilerim. Ve inanırım ki eserinizi bitirenden sonra biz sizinle bir daha görüşecek. Eserinizi kutlayacak ve size büyük minnettarlığımızı bildirecek. Estağfurullah. Ben, sağ olun. Ben savaşı yapanlara minnettarım. Sağ olsunlar. Ruhları şad olsun. Amin. Hı-hı. Teşekkür ederim hamınıza, verilişimize geldiğiniz için, fikirlerinizi bizle bölüştüğünüz için. Teşekkür ederim aziz hanımlar ve cenablar. Bizim bugünkü verilişimiz burada bitir. Gelen görüşlere dek.